Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei bir telefona nasıl format edersiniz? Bundan bahsedeceğim. Sadece bunu formatlama işlemi değil, ekran desenini unuttuğunuz zaman da yine bu şekilde çözebilirsiniz. Şu an diyelim ekran desenini unuttunuz, yüz tanıma çalışmıyor, parmak izi çalışmıyor vesaire. Bunu nasıl sıfırlarsınız? Bundan bahsedeceğim. Sıfırladığınız zaman şu deseni unutuyorsunuz ya, bu deseni unuttuğunuzda da sıfırlanınca desen sıfırlanıyor. Öyle söyleyeyim. Fabrika ayarlarına dönüyor. Yalnız içinde fotoğrafınız, rehberiniz, fotoğraflar, rehber, bunun dışında uygulamalarınız, bunları bir şekilde Gmail hesabıyla senkronize etmediyseniz, yani yedeğini almadıysanız bunlar kaybolur. O yüzden bunu bilmenize fayda var. Eğer telefonun hani şu şekilde arayüzüne ulaşıp yüz tanımayla vesaire açabiliyorsanız telefonunuzu, ben parmak iziyle açayım hemen. Kendi içinden sıfırlayın. Ben birazdan tuşları kullanarak şuradaki ses açma ve güç tuşunu kullanarak sıfırlama işlemini yapacağım. Ve bu sadece Huawei için geçerli değil, tüm Android telefonlar için geçerli bir işlem. Anlatacağım işlemler. Bir tek şurada home tuşu olan telefonlar var. Onun için benim ekstra şu güç ses açma tuşu ve güç tuşuna basacağım ya, size ekstradan home tuşuna basmanız gerekecek. Bu işlem için home tuşu olan telefonlarda zaten piyasadaki telefonların neredeyse hani iOS hariç tamamı Android gibi düşünebilirsiniz. iOS dediğimiz işletim sistemi de Apple'ın kullanmış olduğu iPhone'lar var ya, onun işletim sistemi iOS. Yani bir Apple'ınız yoksa muhtemelen bu yöntemle sıfırlama işlemini tamamlayabilirsiniz. Çünkü piyasada Apple'ın telefonları hariç telefonların çoğu Samsung, Huawei, bunun dışında bir sürü telefon var. Honor, Xiaomi, bunların tamamı Android işletim sistemini kullanıyor. Tabii kendine ait arayüzler geliştiriyor. Zaten biliyorsunuz da Huawei'de YEMUI arayüzü var. Şimdi sıfırlama işlemine geçelim. Öncelikle şunu bilin, bu işlemi göstereyim. Ayarlardan sıfırlama yapabiliyorsunuz. Direkt şu arayüze ulaşabiliyorsanız ayarlara girin. Direkt hiç tuşlarla falan uğraşmayın. Bu yöntem daha sizin için kolay olacaktır. Hiçbir fark yok zaten diğer yöntemle. Burada hemen bakalım sıfırlama işlemi neredeymiş. Ben buradan genelde sıfırlama yapmadığım için şu an bir bakacağım kısaca. Zaten genelde olan sistemin içindedir hani sıfırlama işlemi. Şöyle göstereyim. Ayarlara gidiyorsunuz. Öncelikle telefonun ayarlar kısmı var ya, sizde bu simge değişik olabilir. Hani telefonun Android versiyonuna göre Samsung'da kullanıyor olabilirsiniz veya Xiaomi'de kullanıyor olabilirsiniz. Sisteme tıklıyorsunuz. Burada sistem. Burada sıfırlama diye bir seçenek olması lazım. İlla vardır. Tüm ayarları sıfırla diye bir seçenek var. Bunu tıklayarak tüm ayarları, ağ ayarları, parmak izi, yüz verileri, kilit ekranı şifresi sıfırlanmış olur. Ağ ayarlarını sıfırlamak, Wi-Fi, mobil veri ve Bluetooth ayarlarını sıfırlıyor. Ve bunun yanında telefon sıfırlama diye bir seçenek var. Burada ise tüm bilgileriniz sıfırlanmış oluyor arkadaşlar. Onu da söylemek gerekirse. Bizim burada yapacağımız işlem bunlardan bir tanesi değil. Direkt girip siz burada telefon sıfırla diyebilirsiniz. Buradan sıfırlamak istiyorsanız tabii. Yani telefonu sıfırlama veya tüm ayarları sıfırla diyerek fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Siz telefon sıfırlama ayarını tercih edeceksiniz orada. Benim burada yapacağım işlem, hani bu şu an ekran desenini unuttuğunuz zamanlarda kullanabileceğiniz bir işlem. Bakın ekran desenini bilmiyorum. Yüz tanımayı da çalıştırmadım. Ne yapacağız? Öncelikle telefonunu kapatmamız gerekiyor. Bu haldeyken hani herhangi bir yüz tanıma sistemi çalışmasın. Telefonu kapatabiliyorsunuz yine. Diyebiliyorum bakalım. Hani illa tuş kilidinden sonra da gerek yok kapatmak için. Kapanabiliyor zaten telefon. Niye kapanmadı? Az önce girmişti ama kapatma ayarına. Şu şekilde bir telefonumuzu bir kapatalım. P Smart bu arada bu telefon. Huawei P Smart. Güç tuşu ve ses açma tuşuna birlikte basarak telefonumuzu açacağız. Her iki tuşa birlikte basarak. Android simgesi bizi karşılayacak. Eğer size hem güç tuşu hem de şu home tuşu varsa üçünü birlikte basmanız gerekiyor. Eğer sadece hani güç tuşu ve ses açma tuşları varsa ses açma ve güç tuşuna basılarak telefonun açılması gerekiyor. Home tuşu olan telefonlarda aynı zamanda home tuşuna da basmanız gerekiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu ekranın altında bırakabilirsiniz. Android simgesi bizi karşılayacaktır. Android simgesi karşılamada direkt YEMUI ekranı sizi karşıladı. Yanlışlıkla parmağım dokundu sanırım orada.
Dediğim gibi home tuşu varsa telefonunuzda home tuşu, ses açma ve güç tuşuna 3 tuşu aynı anda basmanız gerekiyor. Telefonu yanlışlıkla açtık arkadaşlar. Tekrardan aynı ekrana girmemiz lazım. Telefonu tekrardan kapalı konuma getirdik. Az önceki ekranı kaçırdığımız için tekrardan aynı işlemleri yapacağız. Güç tuşu ve ses açma tuşunu aynı anda basıyoruz. Dediğim gibi eğer sizin cep telefonunuzda home tuşu varsa home tuşunu da kullanmanız gerekiyor. Bakın beraber bastık. Normalde Samsung'larda vesaire Android simgesi geliyordu ama burada gelmedi. Direkt EMUI ekranı geliyor burada. Bırakacağım şu saatten sonra muhtemelen. Bu ekranı açılacak birazdan. Bu ekranımız açıldı. Bakın burada seçenekler çok daha azaltılmış. Diğer hatırlarsanız telefonlara format atarken biraz daha seçenek sayısı fazlaydı. Samsung'larda olsun, daha önce yaptığımız işlemlerde olsun. Burada tüm telefonlarda aynı. Neyi bulacaksınız? Wipe Data Factor Reset. Bakın şu var ya. Eğer size farklı şeyler çıkarsa şurada. Yine daha küçük yazı şeklinde. Bu yazının aynısı olmak zorunda değil ama Wipe Data Factor Reset mutlaka vardır. Wipe Cache Partition var. İsterseniz bunu yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Çünkü bazen telefonunuzu sıfırladıktan sonra size Gmail şifresi sorabiliyor. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yapmayacağım. Mesela açtığınız Gmail'in şifresini hatırlamazsanız telefonunuzu açamıyorsunuz. Farklı bir çözüm yolu var. Onu da farklı bir videoda yaparım. Bunun üstüne geldikten sonra o tuşları, yani ses açma ve ses kısma tuşları yardımıyla yukarı aşağı ediyorsunuz. Bakın. Ses açma ve ses kısma tuşlarıyla yukarı aşağı ediyorsunuz. Ses kısma tuşuyla aşağı indik ve güç tuşunuzla okeyliyorsunuz bunu. Bakın şurada güç tuşu var ya. Bununla okeyleyeceğiz. Wipe Data Factor Reset'i. Wipe Data Factor Reset no diyor. Biz burada yes'e tıklayacağız. Yukarı bir üstte geliyoruz. Tek yine yapacağımız işlem güç tuşuna basmak. Bu arada EMUI, yani Huawei'nin Android işletim sistemi güncellendikten sonra ilk kez format atıyorum. 9'a yükseldi çünkü. Burada Wipe Data Factor Reset'e tıklayınca bakın burada diyor ki geçersiz bir değer var diyor. Evet kelimesi girin demiş. Yes yazın demiş. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini onaylamak için daha sonra aşağıdaki tuşa dokunun. Bu cihazdaki tüm veriler silinecektir diyor burada Türkçesiyle. Biz burada şuraya yes yazacağız. Daha sonra dokunmatik, yani güç tuşunu kullanmadan da fazla yazdık. Bir tanesini silelim. Direkt dokunmatik ekranlarında sıfırlama işlemini yapabiliyoruz. Bakın biz burada şunu tıklayacağız. Burada Wipe Data Factor Reset. Tamam. Şu an resetleme işlemi başladı. Dediğim gibi tüm telefonlarda neredeyse aynı. Yapacağınız işlem Android telefonların tamamında. iOS'larda iTunes üzerinden sıfırlama yapabiliyorsunuz. Direkt kabloyla bilgisayara bağlıyorsunuz. O da çok kısa bir işlem. Onu da daha önce yapmıştık. iOS telefonunuzu kabloyla bağlayıp iTunes'ten sıfırlama yapıyorsunuz. Ama bunda daha basit. Ya ayarlara girip ayarlardan sıfırlama yaparsınız. Eğer ekran desenini vesaire unuttuysanız ses açma ve güç tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz. Huawei yazısı görüntüden sonra bu tuşları bırakıyorsunuz. Ve sizi EMUI ekranına atıyor. Burada Wipe Data Factor Reset butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra ekrana yes yapıp resetleme işlemini tamamlıyorsunuz. Reboot System Low System tekrardan dön diyoruz. Sıfırlama işlemi bitti. Telefonumuz fabrika ayarlarına döndü. Ben burada şeyi merak ediyorum. Wipe Data Factor Reset vardı. Bir de Cache Partition Reset vesaire bir şey yazıyordu orada. Yer alırsanız görürsünüz. Onu yapmadım. Bakalım, ben ilk kurarken bir Gmail hesabıyla telefonu etkinleştirdiğim için ya da en son açılan Gmail hesabı var bunda kullanırken. Sıfırlamadan önce kullandığınız Gmail hesabının şifresini tekrardan sizden isteyecek mi? Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış. Şöyle bir şeyle karşılaşmışlar. Sıfırladıktan sonra tekrardan Gmail, en son açılan Gmail ve telefonu ilk kurduğunuz Gmail hesabıyla tekrardan açılması istenmiş. Herhangi bir farklı bir Gmail kabul etmemiş. Bu sorunla karşılaşmayacağımızı umuyorum. Hani ben biliyorum ama eğer siz sıfırlarsanız bu şekilde tekrardan hatırlamadığınız bir Gmail hesabının şifresi sorulursa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu arada hani telefonunuzu sıfırlayacaksanız telefonunuzdan
alacağınız şeyleri şu şekilde alabilirsiniz. En önemli şeyler nedir? Rehberiniz, kişilisiniz yani. Telefonunuz içindeki arama rehberi. Bunu direkt Gmail hesabınıza senkronize edip yedekleyebiliyorsunuz. Google Fotoğraflar diye bir uygulama var. Oradaki yedeklemeyi açarak fotoğraflarınızı Gmail'inize senkronize edebiliyorsunuz. Ve sınırsız depolama hakkı diye bir seçenek var. Onu yaparsanız sınırsız sayıda fotoğrafınızı yedekleyebilirsiniz. Bunun dışında müzikler var. Bunları bilgisayarınıza atmanız gerekiyor. Bunun dışında pek bir şey kalmaz sanırım. Telefon ve rehber ve şey. Uygulamaların zaten giriş yaptığımız için, genelde uygulamalar Gmail hesabıyla açıldığı için oradaki bilgilerinize tekrardan oturmasınıza ulaşacaksınızdır. Şifrelerinizden unutmamak için telefon numaranızı mutlaka Gmail hesabınıza girin yani. Daha sonra şifrenizi unuttunuz bile yeni şifre cep telefonunuza isteyebiliyorsunuz. İşlemler biraz uzun sürüyor ama sonunda geliyor. Bakın şu şekilde size sıfır telefon aldığınız zaman kurulum ekranı bu şekilde oluyor. Bu ekran sizi karşıladı. Burada daha sonra Türkçe'yi seçeceğiz. Bu arada yanlış tıkladım. Şuradan seçelim. Başlayın diyelim. YamUI bir ara güncelleme almıştı. O güncelleme de silinmemiş. Sadece telefon fabrika ayarlarını ömürüyor. Ama güncellemelerde gitmiyor. Bu kısmı atlayalım. Bakalım internete girmeye bize zorunlu tutacak mı? Bakın atla butonu geldi. Herhangi bir şekilde Gmail hesabı istemeyecektir. Fabrika ayarlarına geri dönmeniz yönteminiz güvenlik riskleri oluşturabilir. Lütfen kimliğinizi Google hesabınıza doğrulayın diyor. İşte bu sıkıntı arkadaşlar. Şimdi tekrardan aynı Google hesabını isteyecek mi var? Wi-Fi kapatıp atla desek yok. Geçemiyoruz Wi-Fi'ye girmeden. İşte böyle bir sıkıntı var. Mecburen bir tane Wi-Fi'ye bağladık ve öyle ilerledik. O yüzden diyorum yani ayarların altındaki fabrika ayarlarını oradan dönün diye. Bu yöntemle fabrika ayarlarını sıfırladığınız zaman Gmail hesabı istiyor sizden. Bir desen girin diyor. Şöyle bir L yapacağım sadece. Kontrol edecek mi? Buradaki desen en son kullandığımız deseni ise tekrardan. Yani eğer deseni unutursanız bu yöntem işe yaramayacaktır. Bu kısımda atlayabiliyor muyuz bakalım. Umarım atlayabiliriz. Atladık. Eğer deseni unuttuysak Gmail ile açmamız gerekecekti. Ben deseni çizdiğim için az önce açabildim. Bunları da atlayalım. Bunu da etkinleştirelim. Ve telefonumuz fabrika ayarlarına dönmüş oldu. Bu arada şöyle bir problem oldu. Hani bizim kullandığımız yöntemle güç tuşu ve ses açma tuşuyla yani hard format işlemi dediğimiz işlemle sıfırlama yaparsanız ya Gmail hesabına girmek zorunda kalıyorsunuz ya da en son kullandığınız ekranın desenine girmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu da söylemiş bulunalım.